AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nın organizasyonu ile milletvekilleri, belediye başkanları, parti üyeleri ve eski yöneticilerin katılımıyla Gaziantep'te coşkuyla kutlandı. Tayyip Erdoğan'ın davası bizim davamız. Partimizin, ülkemizin geleceğinin davası. Dava bu olduğu zaman herkes bir arada bulunmaya, bir araya gelmeye kesinlikle tereddüt etmeden, daha yetişemeyen, daha böyle telefonlarıyla, mesajlarıyla, selamlarıyla, başta Abdülhamit Gül Bakanımız olmak şartıyla tüm teşkilatımızın el ele, omuz omuza, birlik beraberliğinin gösterildiği çok özel ve çok önemli bir gündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gaziantep'e vermiş olduğu önemi bir kez daha tüm başkanların, vekillerle birlikte kendisine selamlarını da ileterek Allah'ın izniyle bugün burada 22. yılın kutlamasını yapıyoruz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam. Ne var? Bak, vekillerim, başkanlarım, herkes burada. AK Parti ekibi buradayız. Ben il başkanıyım. Milletvekillerim. Senin yanına geldik. Bugün 22. yılımızı kutluyoruz parti olarak. Cumhurbaşkanımızın bugün partiyi kurduğu ve sabırlar verdik. Alıyoruz başkanım. Bugün ülkemiz için yeni bir başlangıcın, büyük bir değişimin ve güçlü bir gelişimin temellerinin atıldığı gündür. Ne mutlu ki bizlere, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 14 Ağustos'ta bir kez daha partimizin kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. AK Parti'nin kuruluşu, Türkiye'nin kalkınma ve değişim ihtiyacına bir cevap olarak doğmuş bir partidir. Kurulduğu günden bu yana parti ülkemizin sosyal, ekonomik ve siyasi yapısını daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde dönüşümü odaklanmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kurucu kadronun vizyoner liderliği Türkiye'yi daha demokratik, daha istikrarlı, daha güçlü bir geleceği taşıma hedefiyle şekillenmiştir. AK Parti kuruluşundan bu yana Türkiye'yi pek çok alanda dönüştürdüğü adımlar atmıştır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan teknolojiye kadar birçok alanda gerçekleştirmiş olduğu projeler, ülkemizin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine önemli katkılar sağlamıştır. Yoksulluğun azaltılması, işsizliğin düşürülmesi ve insan haklarının korunması gibi konularda yapılan çalışmalar, AK Parti'nin toplumun herkesine hitap eden bir politika izlediğini göstermektedir. AK Parti, Türkiye'nin kültürel ve dini çeşitliliğine ilgi benimsemiş,
farklı kesimler arasında bir köprü gönül göstermiş ve toplumsal uzlaşıyı sağlamış bir parkura göre çıkmaktadır. Vizyoner liderliği sayesinde ülkemiz ulusal ve uluslararası arenada layık gibi bir rola sahip olmuş, istikrarlı politikalarla büyümeye devam etmiştir. Bugün AK Parti'nin kuruluşunu yıldönümünü coşkuyla kutlarken geleceği olan yalancımızla bir kez daha yenilemek istiyoruz. Partimiz ülkemizin daha yakın bir yanına doğru yönelmesi için kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir. Halkımızın desteği ve üyelerimizin gayretleriyle Türkiye daha da güçlenecek, daha da büyüyecek ve daha da refah toplum olma yolunda ilerleyecektir. Kuruluşumuzun bu anlamlı gününde bize güç veren tüm vatandaşlarımıza ve parti üyelerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana değişik kademelerine görev yapan il, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, meclis üyelerimize ve teşkilatımızın her kademesine görev alan arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün 14 Ağustos 2023. 22 yıl önce tam bugün partimizin kurulduğu, temel atıldığı gün. 22. yılımızın anısına bugün ne kadar büyük bir aile olduğumuzu belirtir. Rabbimden birlik ve birliğimizi bozmamasını temenni ederim. AK dostlarımıza kuruluşun 22. yıl dönümünde birlikte daha nice güzel yıllarımızın olmasını diliyor. Allah hepinizden razı olsun diyor. Sizleri bırakmıyorum. İl başkanlarımızı bırakmıyorum. Şu anda bütün vekillerimizin ismini okuyacağım. Burada olan vekillerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Vekillerinden, başkanlarından rica ediyorum. Ben de gidiyorum ki şu an.